Arkadaşlar kanalıma hoş. Bu kez merhaba arkadaşlar dediğim kişi siz de varsınız ama arkamda sahip olduğum en yakın arkadaşlarım var kameraya. Ve kanalımın 100.000 olması şerefine bu 100.000 kişilik serüvende hep yanımda olan arkadaşlarımla bir video çekmek istedim. Bugün arkadaşlarım birer birer buraya çıkıp benimle ilgili anılarını anlatacaklar. Ne anlatacaklarını bilmiyorum, bana söylemediler. Bir alkış alalım. Gerçekten alkış alabiliyorum, çok güzel bir his. Şimdi ben düşündüm, tamam mı? Tuğba ile ilgili ne anlatayım diye düşündüm. Anılarımız hep grup anıları, tamam mı? Hiç böyle kişisel anlatacak bir şey bulamadım. O yüzden de Tuğba ile ilk tanıştığımız zamanlardan bir şey seçmeye karar verdim. İlk başta Tuğba Umut'un arkadaşıydı. Ben öyle tanıştım. Biz de Umut'la birlikte ev arkadaşıyız. Birlikte yaşıyoruz. Sonra Tuğba'larla görüşüyoruz, ediyoruz falan. Tuğba'lar bir konsere geldiler. İzmit'telerdi. İstanbul'a bir konsere geldiler. Ondan sonra gece bizde kalacak Tuğba. Hep birlikte bize geldik falan. Ama asla sürekli telefonuyla ilgileniyor. Hiç bizle konuşmuyor, suratımıza bakmıyor falan böyle. Ama hiç biz sohbet ediyoruz. Bir yerde telefonla ilgileniyor falan. Ben aşırı sinirlendim, tamam mı, bu duruma. Ve Tuğba'lar işte gittiler falan böyle dağıldı. Ertesi gün ben dedim ki bu kız bir daha asla bize gelmeyecek. Ama şimdi en yakın arkadaşlarımdan biri oldu. Ve o zamanki mesajlaştığı kişiyle de şu anda evli. Doğru karar vermiş. Evleneceğini anladığım an dedim ki kız arkadaş olur bundan. Ben bunu anlatmak istedim. Gelsin ama anlatan gelsin, sarılsın sonra sana ya. Bu kadar, benim anlatacağım bu. Sarılmadı da ya. Şimdi ben Tuğba'ların alt katına taşındım. Bir 5 kat aşağılarına taşındım. O günden beri zaten çok kendimi burada böyle bir evim varmış gibi hissediyorum. Ama bundan bağımsız olarak, yani bir okey buna, çok mutluyum böyle bir şey olduğu için, ama bundan bağımsız olarak Tuğba'yla aramızda hep böyle olan bir muhabbet var. Ondan bahsedeceğim. Ne kadar bahsetmem gerektiğini, hani konteksti vereyim mi? Acıma bence. Yapıştırıyorum. Bir gün evdeyim, oturuyorum. Tesadüf tamamen, sevgilimden ayrılıyorum o sırada. Ve çok aşırı seksist tamlarda bulunuldu. Ve ben hiç gelemem böyle şeylere. Dedim ki, ben seninle bir ilişkim olsun istemiyorum. Bu şekilde bitti. Uzatmıyorum hiç arada olan muhabbetleri. Belki seneye falan anlatırım. Bu arkadaşımız uzaklaştı, gitti evden. Ve ben boş bakmaya başladım. Çünkü çok enteresan şeyler duydum. Hiç böyle şeyler duyabileceğimi düşünmemiştim. Sonra ben yukarı çıktım Tuğba'lara. Dedim ki geliyorum ama çok enteresan şeyler konuşulacak. Çıktım yukarı. 5 dakika boyunca Tuğba ile birbirimize bakıp şöyle söyledik. Arkamdan yapacak mısın? Söz mü? Tuğba bana kapıyı açtı. Tuğba! Bu şekilde, ama hani içime bağırıyorum. Ama bu ne? Bayağı oturdum, yarım saat falan anlattım bunu. O günden beri Tuğba'yla karşılıklı bu ne diyoruz. Bu nelemek. Bu nelemek. Bence... Ben bir anı, yani küçük bir anı şeklinde değil de bir süreç anlatacağım. Süreç içerisindeki 2-3 küçük anı anlatacağım ama 2 dakikaya sığdırırım, hızlı konuştuğum için diye düşünüyorum. Neyse. Bunu bile hesaplamış ya, açıklayacağım. İşte ilk defa Tuğba sevgili olduk. İşte 1 sene geçti, 1,5 sene geçti. 1,5 sene miydi, 2 sene miydi? Tuğba İngiltere'ye gidecek. İlk defa ayrı kalacağız uzun süre. Normalde pek ayrı kalmıyorduk. 2 gün, 3 gün en fazla. Bir ay ayrı kalacaktık. Tuğba diyor ki kara kara nasıl yapacağım, çünkü Tuğba ayrı kalmayı hiç sevmiyor. Ben sevmiyorum da, Tuğba hiç sevmiyor. Neyse işte gitti. İlk 10 gün idare ederdi. Yani idare etti. Bir şekilde gitti işler yani. Son 10 gün falan felaketti. İki tane şey hatırlıyorum. Okunla ilgili. O zamanlar Tuğba sürekli beni çok özlediği için özlemek konusunda konuşuyoruz. Tuğba şey yapıyor böyle, bana kızıyor. Çok özlüyorum ben seni. Sen çok özlüyor musun falan. Ben hesap yaptım kafamda. Seni çok özlediğim için benim dedim minimum seni 4 gün falan diyorum ben. Bir kişi sadece olarak görmemem gerekiyor.
Yani 72 saatin aşağısında o kadar da özlemiyorum. İşte 2 yıl falan onun makarasını yaptı. Biz daha 2 gün görüşmüyoruz. Ben özlemedim değil mi? Çünkü daha 72 saat olmadı falan şey. Bu birinci anıydı. İkinci anı da şu. Çok özlüyor beni. O yüzden de sürekli işte FaceTime diyeyim, Skype diyeyim onu açmak istiyor. Skype açıyoruz yani birbirimize. Hiçbir şey yapmıyoruz yani Skype. Normal hayatımızda yaşarken Skype'da birbirimizi izliyoruz gibi düşünün. İzlemiyoruz bile yani. Sadece Skype açık. Manas geliyor bu iş çünkü ben çalışıyorum. Tuba yeni farkına vardım değil mi? Ben işte izlemiyorum. Ben izliyordum. Neyse ben izliyorum. Ben izliyorum. 72 saatten sonra neyse. Sıkıntı şu, ben o zamanlar yanlış hatırlamıyorsam makale çalışıyorum. IŞİD makalesi ve sürekli IŞİD'in infaz videolarını izliyorum. İşte IŞİD'in neşitleri var işte ilah kamera kaydı var. Ne anlatıyorsun? Neyse sonuç olarak olay şu. Ben yani çoğuna çok manasız geliyordu ve açmak istemiyordum ama Tuğba işte aç dediği için de şey yapmasın diye açıyordum ama olay şu oluyordu. Arada şey çalıyor yani Tuğba için olay şu. Diye ilahi çalıyor. Ve o arada ben işte IŞİD infaz videoları izliyorum. Tuba'yla birbirimize karşılığa bakıyorduk yani. Özleşmenin son raddesiydi herhalde. Neyse sonra Tuba geldi. Sonra çok zor geçen 2-3 gün sonra da geldi Tuba. Ben Tuba'ya gelecekti, birbirimize özledik filan diye sürpriz yapacağım. Bir gittim çiçek alacağım. Tuba Şeyboy çiçeğini çok seviyor. Şeyboy alayım dedim. Neyse işte Şeyboy almaya gittim. Şöyle bir şey oldu. O gün niyeyse çiçekçi bulamadım. Bir sıkıntı oldu vesaire. Ben de Kadıköy Halit Öner'in orada çiçekçiye gittim. Şey bu hani Çingene vatandaşlarımızın çiçek sattığı çiçek o şey. Ama Çingene bir ırk olduğu için politik korrekt konuşuyor. Çingene vatandaşlarımız neyse. Adama dedim ki abi dedim şey boy var mı? Adam hiç teklemeye dedi ki var abi dedi burada dedi. Verdim elimi. Bir de Tuğba Yeşil olsun diye sürpriz olsun diye eğlenceli olsun diye Tuğba Yılmaz yazdırdım böyle kartona. Yazdım kartona. Gittik böyle. Ben kartonu açtım ve Tuğba 45 dakika falan gelmedi ben kartonu açtım. 45 dakika böyle durdum. Herkes bana bakıyor sanki acente gibi. Böyle sandılar beni. Abi öne geçin, öne geçin. Oradan görmez efendim. Neyse geçtim böyle duruyorum. Elimde çiçek bir yandan da. Tuğba geldi. Gördü ya da beni elimde Tuğba Yılmaz yazısıyla. Ben yaptım ve değişik hareket yaptım. Sonra çiçeği verdim Tuğba'ya falan böyle. Tuğba da ağlayacak o arada. Karşılaştık yani. Dedim şey boy ne yapalım? Dedi ki Tuğba bu şey boy değil. Bana başka çiçek kakalamış. Çiğne vatandaşımız. Ve çok güzel profesyonel kakalamıştı. O da bu sürecin sonuydu işte. Hadi bunu iki tane bir sonra mısın? Tuğba'nın İzmit'te olduğu dönemler, daha doğrusu hepimiz İzmit'teydiniz de o zamanlar. Şu an sadece tek başıma kaldım. Bizim sürekli müdavim olduğumuz bir kafe vardı, ismini vermeyeyim. Sonra bulurlar bir şey yaparlar, reklam olur. İzliyor, falan. İzliyor. Orada yeni bir gün takılıyoruz böyle. Tuğba, ben, bir de Melike Koç diye bir arkadaşımız var, o. Böyle salak saçma hareketler yapıyoruz, televizyona falan bakıyoruz. Tavla oynuyoruz, dama oynuyoruz, öyle saçma bir gün. Böyle bir topluluk geldi, sanki Sense8 gibi, Benetton kataloğu gibi bir topluluk. Yani yok aralarında. O kafede de hani İngilizce bilen sayısı 1,5 filandır. O buçuk da benim. Bir de Tuğba zaten. Kafene sahibi geldi bize yalvarıyor böyle sürekli. Diyor ki hani Tuğba abicim. burada kimse İngilizce bilmiyor. Gel bak hani anlaşalım seninle. Ben de Tuğba'ya dedim ki Tuğba git hani sonuçta dedim. Bunu parayla yapıyorlar ve parayla hani sen de parayla anlaş ve tercümanlık yap falan dedim. Tuğba gitti ve garsonluk yaptı orada. Gitti siparişleri aldı. Orada işte Araplarla falan konuşuyor. Bir yandan Hintli geliyor onlarla konuşuyor. En son işte biz bekliyoruz tabii Tuğba'yı. Saat bayağı hani geç oldu. 4-5 oldu. Abartmıyorum. Ben gittim bir yandan sonra dayanamadım. Evet. Doğru söylüyorsun. Yok şakası da öyle ya. Evet, hemen. Hani Tuğba gerçekten o gün inanılmaz bir para hak etti yani böyle. Sonra kafenin sahibi Tuğba'yı viskiyle iki tane birayla falan kandırmış ve göndermiş yani. Ne kandım ya. Tuğba da demiş ne yapalım bari içeriz bunları. Geri döndü yani. Tuba'yla biz bir Glee sayfasından tanıştık. İkimiz de Glee'yi çok seviyorduk. Facebook'ta çok aktif olduğumuz dönemler, sürekli yorum yapıyoruz falan. Ve sonra oradan özel gruplar açıldı aktif olan üyeler arasında. Sürekli mesajlaşıyoruz, sürekli mesajlaşıyoruz. İşte orada senin var, hasret var. Sürekli konuşuluyor. Daha sonra
Bu Tiny Chat'e döndü. Böyle toplu bir görüntülü konuşma olayına döndü. Ve artık böyle her gece birbirimizi görüyoruz. Ve ben Tuba'yı böyle aşırı yükseliyorum. Aşırı seviyorum Tuba'yı böyle. Görmek için sabırsızlanıyorum falan. Benim İstanbul'a, üniversiteye geleceğim belli oldu. Bursa'daydım o zaman. Ben aşırı heyecanlandım. Aşırı heyecanlandım. Selin'le falan görüştük. Daha sonra Tuba'lar gelecek ama titriyorum. Elim kolum titriyor falan Tuba'yı göreceğim diye. Tuba geldi yanıma oturdu. Şu kadar bir şey falan. Merhaba yaptı. Bir daha konuşmadı. Ben Tuba'yı dürtüyorum falan konuşturmaya çalışıyorum. Bir saat sonra falan açıldı. Ama şöyle bir durum oldu ki barda bana kimlik sordular ve Tuba'ya sormadılar. Tuba 12 yaşında gibi görünmesine. Görmemişlerdi. O yüzden benim içkimi Tuba aldı ve garson bakarken o içiyormuş gibi yaptı. Ben ilk önce seninle nasıl tanıştığımı anlatacağım. İlk siz Eda'yla tanışmıştınız. Biz okulun kantinindeydik. Oturuyorduk böyle hep beraber. Sonra ben Tuba'nın varlığından haberdarım. Yani Tuba diye biri olduğundan haberdarım. Ama neye benzediğini, nasıl bir insan olduğunu falan bilmiyorum aslında. Kantindeyim. Bir şey geldi, tamam mı? Küçücük ve salopeti var abi. Yani ve sekerek geldi abi. Bambi gibi geldi böyle. Eda'nın yanında böyle neşe neşe bir şeyler konuşuyor ve Eda da sekmeye başladı. Birlikte sekiyorlar böyle. Kahkülüm vardı o zaman ve düzdü falan böyle. Şöyle bir şey oldu, normal huyun olmamakla beraber ona çok heyecanlı bir şey konuştunuz siz hararetle. Bakınıp böyle merhaba falan demedin. Ben de çok sinirlendim. Niye bu bana merhaba demedi? Hem küçük hem çok tatlı. Hem bana niye merhaba demedi hem salopeti çok güzel. Sinirlendim. Sonra bunu böyle kafama yazdım. Sonra zaman geçti falan. Böyle çok sevdim ve bu arada ilk seni görme şey diye düşündüm. Hani böyle seke seke geldin, merhaba falan demedin ya. Kesin dedim aşırı kendine özgüvenli bir insan, kendine özgüvenli. Aşırı özgüvenli bir insan, aşırı dışa dönük bir insan, hiç umurunda bile olmadı çünkü diğer insanlar. Genelde öyle olmaz diye düşündüm. Sonra işte seni tanıdım. Durumun pek o şekilde ilerlemediğini anladım. Ama birçok konuda, birçok noktada yapabileceğin şeylerin çok daha altında kaldığını düşündüğünü gördüm. Yaptığın şeyleri aslında beğenmediğini gördüm. Ama benim çok beğendiğimi ve diğer insanların çok beğendiğini gördüm. Ve bu beni her zaman çok etkiledi. Çünkü hiçbir zaman potansiyelinin yeterince farkında olmadığın için hep aslında daha iyisini yaptın. Ama sen bunu hiç görmedin. Görmediğin için hep daha güzel şeyler oldu aslında. Bu da beni hep çok etkiledi. Çünkü genelde böyle olmaz. Genelde insanlar bilir yaptığı şeyleri. Sen de böyle olmadığı için çok güzel gözüküyor dışarıdan bence. Ama tabii biraz da bil yani. Burayı kes. Biraz da bil yani. Tuğba bitirme jürisi artık hani final projesinde. Bunun tesliminde. Şimdi iç mimarlık en azından bizim okulun jürilerinde şöyle oluyor. Masalar kuruluyor. Sırayla insanlar projelerini seriyorlar ve işte bu aynı zamanda halka ve öğrencilere açık oluyor. Gidip izleyebiliyorsun. Artık Tuğba projesini bitirmek istiyor çünkü okul çok fazla uzadı ve hani inanılmaz stresli bir dönemdi. Projesi çok güzel oldu. Böyle bir anıt park var İzmir'de. Bunun bir köfteci yani araba gibi bir şey yapıyorsun. Ya inanılmaz güzeldi maketin falan yani hani projelerini serdi işte inanılmaz heyecanlı böyle titriyor biz de işte çok heyecanlıyız. Evet bu sefer olacak hani bitecek. Bu jüri dolaşırken biz de hani insanların projelerini inceliyoruz. Sen incelerken dedin ki benim bacam yok. Yani baca da bu arada şöyle bir şey var, köfteci olduğu için ve minik bir alan olduğu için yani hani teknik olarak tek aslında düşünüp koyman gereken şey baca yani hani çünkü dumanın insanları öldürmemesi için bir yerden çıkması gerekiyor. Neyse biz işte Tuğba hani dedik tamam yapacak bir şey yok hani artık. Aynı zamanda bir yaptığı yerin ismi var hani bunu da sunuyor her şeyle beraber sunuyor. Köfte dükkanı olduğu için işte ismini Köfte Or koydu. Biz çok beğendik yani. Neyse işte bir hocamız dedi ki iyi de dedi Köfte Or kötü bir şey değil mi? Dedi işte. Argo. Argo değil mi dedi.
Ben de dedim ki, niye hocam zilli diye de bir gece kulübü var. Hoca da dedi ki, bitirme mi alıyordun? Diye beni tersledi. Ondan sonra hayır deyip böyle kenara çekildim ve yani hani eminim artık dikkat beni çekmedi. Baca ve kendimi feda ettim. Bitirme jürisinde atlattı ve geçtim. Böyle de bir anımdır. Ben de eniştem gibi ufak bir süreç paylaşımı yapacağım. Hayatta böyle bazı hani eşiklerimiz vardır. Genel geçer hedefleri vardır hani herkesin. Katılsanız katılmasanız da mesela evlenmek bunlardan biridir veya mutlu olduğumuz bir işte çalışmak. Benim için bu hedefler Tuğba ile tanışmamla birlikte yerle bir oldu. Burada da bilmeyenler vardır. Ben bundan yıllar önce Tuğba'dan çok hoşlanmıştım. Üniversite zamanında. Tuba'ya yakınlaşmak için... Şu Tuba'nın... Tam Ceyhun'u çıkartır mısınız? Burayı keselim, benim gözüm mor şekilde devam ediyor. Tuba'nın bütün o zamanki böyle arkadaşlarıyla falan ben samimi oldum falan Tuba'ya yakınlaşmak için. Nitekim sonra olmadı ama bir şekilde biz kanka olduk falan. Sonra Tuba Ceyhun'u buldu. Böyle şu anki favori çiftim oluştu enişte. Ve evlendi. Ben de o tarihten bu yana hiçbir kız arkadaşımla tutturamadım. Asla böyle bir türlü olmadı yani. Ahmet nereye gidiyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani bu eşiklerden birincisinde hiç iyi bir yol alamıyorum şu ana kadar. Sonra yetmezmiş gibi Tuğba, ben şantiyede çalışıyordum mezun olduktan sonra. Sonra Tuğba dedi ki, Ahmet bir işte çalışıyorum ben, çok güzel, home office. İşte haftanın 3-4 günü işimi hallediyorum, sonra yatıyorum falan. Çok güzel, sen de çok güzel yaparsın, seni önereyim mi falan filan. Birini arıyorlar dedi. Dedim, öner o zaman, yapayım falan. Derken ben bu işe girdim. Sonra Tuğba istifa etti. Ve iş bok gibi bir iş. Yani hala orada mahkum haldeyim. Yani zar zor bir şekilde devam ediyorum. Tuğba bu yanda ne yaptı? Full time YouTube'a geçti ve şu an 100 bin videosunu çekiyoruz falan. Mutlu olduğu, çok sevdiği bir işi yapıyor falan. Ama hala çok seviyorum yani. Ama hani bence... hayatıma sıçtı ama çok seviyorum yani. Onlar sonucunda bence işte hani artık Tuğba hani ünlü olduğu zaman falan böyle paraya para dediği zaman... Sen fakirlikten yerin dibine girdin. Hani ilk yaşatacağı insan bence benim. Evlendirir beni, düğünümü yapar, iş kurar bana. Böyle bir sürecimiz oldu. Ben bunu paylaşmak istedim. Küfür etmedim galiba. Küfür etmeden bitirim, etmeyeceğim. Aşırı utandım. Bu arada normalde hiç sona kalma, yani şey yapmak istemem de. Heyecan var. Benim evimde şu an bunu söyleyebilirim. Bu da bir anıdır zaten. Ben kafamda böyle ne anlatsam diye düşündüm ama başkaları bir şey anlatınca benimki acaba çok alakasız mı ya da kötü mü? Yani of aşırı. Ne oluyor şu an? Tamam, bunu da yersin. Aşırı. Enişte bir plan yapma ya. İşte Ecmel'i saymıyorum ama burada Tuğba'nın çok uzun zamandır aslında birlikte olduğu ve bir sürü böyle anılar biriktirdiği arkadaşları var. Onlar izliyor ama ben böyle çok sonradan geldim ama ben de Tuğba'yla hep bir şeyler yapmaya ve anılar biriktirmeye çalıştım yani. Onunla arkadaş olmak çok hoşuma gidiyor çünkü ne diyorum bilmiyorum. Garip. Neyse Tuğba'yla ilk karşılaşmamızı anlatacağım. Bir gün biz bir partiye gittik. YouTube etkinliği gibi bir şeydi. Ya YouTube'da değil ama YouTube sayesinde davet edildiğim bir partiydi. İlk gittiğim etkinliklerden biri olduğu için herkesle böyle nasıl tanışacağımı bilmiyorum. Herkese nasıl yaklaşacağımı bilmiyorum. Ve bu kimseyle de çok arkadaş olmamaya özen gösteriyorum. Çünkü çok da inandığım bir şey değildi böyle internetten işte biriyle tanışıp işte sonra çok arkadaş olunur mu falan filan bilmiyorum yani öyle şeyleri çok. Gece işte böyle eğleniyoruz, aşırı mutluyuz falan ve çok güzel bir etkinlikti. Mösyö Tahir'i gördüm ve aşırı heyecanlandım böyle işte. Yanımdaki arkadaşıma da şey diyorum işte aşırı Mösyö'yü aşırı seviyorum işte yanına gitsem mi ne yapsam işte. Parti bitti.
Ve işte biz de böyle eve gideceğiz ama çok eve de gitmek istemiyorum ve bir yandan da Taha'ya hala böyle gidip bir şeyler demek istiyorum. Yani tanışmak istiyorum Taha'ya. Gittim işte yanlarına, işte bütün gece seni gördüm ama işte şey yapamadım falan filan. Sonra işte Taha sarıldık falan filan böyle. Sonra Tuğba dedi ki ben de bütün gece seni gördüm ve seni çok seviyorum ve en sevdiğim YouTuber'lardan birisine bütün gece ben de aynı şeyi sana yaptım dedi. Ben böyle şok oldum, nasıl yani falan dedim. Ve bu aşırı heyecanlandım. Sonra hani biz tanıştık, fotoğraf çektik, story atıyoruz böyle alakası işte etkinlik, YouTuber olayları. Sonra işte evlere dağıldık ve gittik ve sonra şey diye düşünüyorum yani hani okey. İşte etkinliklerde karşılaşırız ve böyle tatlı insanlarla tanıştım falan diye. Sonra bir gün biz buluşmaya karar verdik ve buluştuk. Ve ben Tuğba'yla o buluşmadan sonra arkadaş olmaya başladım. Sonra çok yakın arkadaş olmaya başladım. Sonra YouTube'dan tanıştım en yakın arkadaşım. Ya Tuğba'dı yani. Umut, Möse, oraya yayılan o herkes. Sonra biz en yakın arkadaş olduk ve ben bir gün Tuğba'ya dedim ki seni işte ilk gördüğüm gün bu kadar yakın arkadaş olacağımızı hiç tahmin etmiyordum. Asla hani bu kadar yakın arkadaş olacağımızı düşünmezdim dedim. Tuğba da bana dedi ki ben seni gördüğümde bu kadar yakın arkadaş olacağımızı biliyordum dedi. Geçen videoda size teşekkür etmiştim. Bu videoda da arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar olmasa gerçekten yapamazdım. O yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Her aşamada yanımda oldukları için. Bu başarıyı onlara da borçluyum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere.